Yeni bir dil öğrenmeye başlayacağız ama nereden başlayacağız? Ne gibi adımları uygulayacağız? Doğru bir yöntem, teknikler nedir? O kadar çok bilgi var ki gerçekten bu bilgiler içinde kayboluyoruz. Bugün size poliglotların yani çok dil bilen insanların dil öğrenmek için uyguladıkları basit ama o kadar da verimli tekniklerinden bahsedeceğim. İlk yapılması gereken adım sandığınız gibi bir gramer kitabı satın almak değil. Bol bol dinleme yapmak ve bu bol bol dinleme yapma süreci yaklaşık olarak 40-50 saat arasında bir şey olması lazım. Peki neden? Nedir bunun faydası, amacı? Şimdi biz yani konuştuğumuz zaman veya bir yabancı dil öğrendiğimiz zaman bizim beynimizde dil ile ilgili yabancı dil ile ilgili bir dil haritası mevcut değil. Ne demek dil haritası? Şimdi biz kendi dilimizi öğrendiğimiz zaman ne oluyor? Bizim yani doğal olarak bir dil haritası oluşmuş oluyor. Ses haritası oluşmuş oluyor ve bu hamilelik döneminden 6. aydan itibariyle başlıyor. Çocuk 6. aydan itibariyle duymaya başlıyor ve bu yaklaşık olarak 1 yaşa kadar devam ediyor. Ondan sonra çocuk yani beyninde oluşmuş ses haritalarına göre ilk kelimeleri bu şekilde çıkarmış oluyor. Ama bizde İngilizce adına hiçbir ses haritası mevcut olmadığı için biz bol bol dinleme yaparak manuel bir şekilde o ses haritasını yüklememiz gerekiyor. Ve dediğim gibi bu yaklaşık olarak yani bu makalelere göre, bilim adamlarına göre bu 40-50 saat olması gerekiyor ki beyin yabancı dili duyduğu zaman, ki bizim durumumuzda bu İngilizceyi duyduğu zaman o sesleri ayırt edebilsin. Ha burada kelime var veya burada bir cümle geçti veya işte kelimeleri duy anlam, yani anlamak önemli değil. Burada önemli olan kısım o kelimeleri, o sesleri ayırt etmek. Evet, dolayısıyla ilk başta bol bol dinleme yapmak. Yani 40-50 saat yakın dinleme yapmak arkadaşlar. İkinci teknik veya ikinci adım sesli okuma. Sesli okuma adımı siz aslında dinleme yaparken dinleme ile ilgili paralel bir şekilde götürebilirsiniz. Ama poliglotların genel itibariyle uyguladığı adım önce bol bol dinlemek ve o dinleme esnasında başka hiçbir şey yapmamak. Ardından sesli okumaya geçmek. Peki sesli okuma ne işe yarıyor? Niçin yapılıyor? Şimdi biz Türkçe konuştuğumuz zaman veya kendi ana dilimizde konuştuğumuz zaman dilimiz belli bir yönden hareket etmiş oluyor. Ama İngilizce konuştuğumuzda dilin hareket yönü değişiyor. Dolayısıyla hani dil bir kas değil mi? Siz şimdi bir spor salonuna gidip hiçbir antrenman yapmadan, ısınma yapmadan farklı bir hareket yapmaya çalıştığınız zaman veya zor bir hareket yapmaya çalıştığınız zaman sıkıntı olabilir. Kaslarınız zarar görebilir. Değil mi? Yani baya baya bir vücuda sıkıntı yapabilirsiniz. Ondan sonra 5-6 ay belki spora da gidemiyor hale gelebilirsiniz. Şimdi dil de bir kas. Bir anda başka bir yönden çalışmaya başladığı zaman tabii ki hani spor salonundaki gibi zarar görmez ama ne yapıyor? Afallamış oluyor. Dolayısıyla bir anda size biri "How can I go to taxi from here?" dediği zaman siz burada kuruyorsunuz. Burada gayet her şey güzel ama buraya aktardığınız zaman dil dönemiyor. Ve en kolay olan şeyi söylemiş oluyorsunuz. Diyorsunuz ki "Go, go, go." Başka hiçbir şey söyleyemiyoruz çünkü alışmamış vaziyetteyiz. Dolayısıyla sesli okuma yaptığımız zaman dilimizi sürekli esnetmiş oluyoruz ve en önemli kısım ne? Buradaki hız ile buradaki hız paralelliğe ulaşıyor ve siz konuştuğunuz zaman rahat bir şekilde konuşmaya başlıyorsunuz. Zamanla genelde bu kadınlarda olan yani fizyolojik olarak sahip olduğu özellik şu, düşünme hızı daha ileri boyuta taşınıyor, daha ileriden gidiyor. Ve siz konuşurken yani ileride düşündüğünüz şeyleri buraya aktarmış oluyorsunuz. Dolayısıyla afallamalar hiç olmuyor. Ama bu seviye zamanla gelebiliyorsunuz. Şu an ulaşmanız gereken seviye 1. Dilin esnetilmesi. Dolayısıyla yarın öbür gün konuşmaya başladığınız zaman dil rahat bir şekilde olsun ve dil rahat bir şekilde dönebilsin. 2. ise yani düşünme hızınızla konuşma hızınız paralel bir şekilde olması. Peki bu adım nasıl uyguluyorlar bu poliglotlara? Yani nasıl uygulanması gerekiyor? Bir tekst alıyorsunuz. İnternet ortamında bu tarz tekstler çok vardır. Seviyesi hiç önemli değil. Advanced seviyesi bile olabilir. Ve okuma yaparken yine anlamak zorunda değilsiniz. Duyduğunuz gibi okuma yaparken de anlamak zorunda değilsiniz. Yapmanız gereken şey şu. Sadece o okumanın sesini duymak, bununla ilgili podcast, radyo yayınları hani şekliyle arama yaptığınız zaman bulabilirsiniz veya farklı kaynaklar vardır size tekstini veriyor ve onun okunuşunu da veriyor. Dolayısıyla okunuşunu birkaç defa
dinliyorsunuz, ardından onunla beraber okumaya çalışıyorsunuz. İlk başta bütün kelimelere yetişemiyor olabilirsiniz. Çünkü hızlı okuyor. Hani bize hızlı olarak geliyor da normalde normal konuşuyorlar, normal okuyorlar. Yetişebildiğiniz kelimeler kadar okumanız gerekiyor. İlk başta belki bir paragrafta, diyelim ki 100 kelimelik bir paragrafta sadece 50 kelime, 30 kelimeye yetişebildiniz, yakalayabildiniz. Problem değil. Devam edin. Aynı teksti, benim size tavsiyem şahsi, yani benim tecrübeme bağlı olarak söylüyorum. Bir teksti bir hafta boyunca okuyabilirsiniz. Defaatle okuyabilirsiniz. O tekst resmen ezberinize giriyor. Dolayısıyla ilk başta belki 50 kelime, 100 kelimeden 50 kelime yakalıyorsanız zamanla 60, 70, 80 ve tam tamına hepsini yakalamış oluyorsunuz ve aynı telaffuzda okumaya başlıyorsunuz ve zamanla ne oluyor? Oradaki dildeki notaları da yakalıyorsunuz. Yani dolayısıyla arkadaşlar önce ne yapıyoruz? Önce dinleme, bol bol dinleme, ardından sesli okuma. Yani okumayı, pardon, dinlemeyi ve okumayı paralel olarak da yani götürebilirsiniz. Problem yok ama paralel götürecekseniz en azından önce bir 20 saat, 30 saat dinleme yaptıktan sonra okumaya başlayın. Aksi takdirde okuma yaptığınız zaman ve hani çünkü duyuyorsunuz, ardından ondan sonra okuyorsunuz, hani biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ve üçüncü adım gramer adımı. Yani gramer ancak burada başlıyor. Yani sandığınız gibi ilk adımdan değil. Hem gramer adımı hem kelime adımı. Gramerden başlayayım. Şimdi gramer çalışırken, gramer öğrenirken Polyglot'un uyguladığı yöntem şu. En çok kullanılan zamanlar alıyor. Çünkü sadece İngilizce ele aldığımız zaman 12 zaman var. Hani başka diller aldığımız zaman hani yine o kadar zamanlar var, ekler var falan filan. Onlara odaklanmamak lazım. En çok kullanılan zamanlar hangileri? Geçmiş, şimdiki, gelecek. Bu kadar. Bunları alarak bunların üzerinde çalışmalar yapın en başta. Hani ilk başta gramere girip de böyle zor konulara çalıştığınız zaman veya ard arda bir ton gramer öğrendiğiniz zaman kafanız karışabilir. İlk etapta sizin yapmanız gereken şey şu: pratik anlamda konuşabilmek, kolay anlamda konularda konuşabilmek. Yani hemen hop diye akademik çalışmalara girmemeniz gerekiyor. Yani böyle değişik değişik komplike yapılara girmemeniz gerekiyor. Aynı şey kelimeler ile ilgili. En çok kullanılan 200 kelime, en çok kullanılan 300 kelime alıyorsunuz. Daha da az kelime alabilirsiniz. Aslında ben bir poliglottan duyduğum şey şuydu. En çok kullanılan 40 fiil, en çok kullanılan 100 isim alarak ezber yapıyor. Ondan sonra o öğrendiği 3 tane zaman, onları uygulayarak pratik anlamda konuşmuş oluyor. Düşünsenize siz şimdi oturun, videoyu durdurun, oturduğunuz yerden en çok kullanılan 40 fiili bir sayın bakalım. Yani 30'dan sonra takılırsınız. Ya başka ne var dersiniz. Yani dolayısıyla günlük hayatımızda bilmemiz gereken fiil sayısı o kadar da çok değil. Bir önceki videolarda belirttiğim gibi Türkçe'de bile bir üniversiteli öğrenci 300-350 kelimeyle konuşuyor. Normal halkın ortalama kullandığı kelime sayısı 100'ü geçmiyor. Dolayısıyla yabancı dilde de bu kadar hani zorlamaya, abartmaya gerek yok. En çok kullanılan kelimeleri seçin. Onlar üzerine inşa edin. Onlar üzerinden o en çok kullanılan zamanları pratik edin. Ve son adım pratik adımı. Yalnız buradaki pratik adımı önce kendinizle pratik yapmanız lazım. Yani hemen böyle insanlarla konuşmamanız gerekiyor. Peki ne demek kendinizle pratik? Kendi kendinize bir şeyler anlatmanız gerekiyor. Ve en kolay yöntem şu: günlük. Yani kendi kendinize günlük anlatma. Günlük anlatını, yani bir gün içinde neler yaptınız. Dolayısıyla siz eğer akşam oturup kendi kendinize gününüzü anlatırsanız geçmiş zamanı çok iyi bir şekilde pekiştirmiş olursunuz. Şunu yedim, şu saatte kalktım, şunu okudum, şununla buluştum, şunu yaptım, bunu yaptım falan filan. Baya baya geçmiş zamanı pekiştirmiş oluyorsunuz. Ardından şimdiki zamanda anlatın kendinize. Şu an ne yapıyorsunuz? İşte şu anda günlük yazıyorum. Veya şu anda işte çay içiyorum, yemek yiyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Hani bu şekilde şimdiki zamanı pekiştirin. Ardından yarın ne yapacağınızla ilgili bir plan yapın. Yarın şuraya gideceğim, bunu yapacağım, şunu yapmayı planlıyorum, şunu yapacağım, bunu yapacağım derken burada da bir yandan gelecek zamanı pekiştirmiş oluyorsunuz, pratik yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla sadece günlüğü yaparak, sadece o kullandığınız 40 fiil, 100 isim, 3 zaman ile baya bakıyorsunuz, cümle kuruyorsunuz. Çünkü bakın şöyle bir karşılaştırma var. Yine poliglottan duyduğum bir karşılaştırma. Diyor ki 10 fiil, 10 isim, 10 sıfat bildiğini varsay. Olası 1000 cümle kurabileceksin. Olası 1000 cümle. Hadi 500, hadi yarısı
diyelim ki olmuyor. Hani gramatikal olarak saçma ama 30 kelimeden 500 cümle kurmak. Varyasyonlara baksanıza. Dolayısıyla az kelime olduğuna bakmayın. Önemli olan onları kullanabilmek, nasıl kullandığınız çok önemli. Hani çünkü dediğim gibi 130 kelimeli ve 3 gramer konusuyla orada olumlu, olumsuz soru cümleleri vardır. Arada bağlaçlar kullanabilirsiniz ve oradaki varyasyonlar daha da çoğalmış oluyor. Dolayısıyla ilk adımınız bu şekilde kendi kendinizle böyle konuşma yapmak. Ardından artık birini bulabilirsiniz veya konuşma kulüpleri varsa veya Skype'tan veya online bir şekilde pratik olan ortamları bulup veya gidebiliyorsanız o ülkeye gidip orada pratik yapmak ve bu şekilde sağlam bir temel oluşturmuş oluyorsunuz. Onun üzerine ondan sonra daha da komplike konuları koymak çok kolay. Onun üzerine daha fazla kelime öğrenmek çok kolay. Çünkü siz temeli sağlam bir şekilde anlamasıyla, okumasıyla, konuşmasıyla, kelimeleriyle oturtmuş oluyorsunuz, öğrenmiş oluyorsunuz. Peki bu teknikleri hızlı bir şekilde toparlayalım. İlk adım bol bol dinlemek. İkinci adım sesli okumak. Üçüncü adım gramer ve en çok kullanılan kelimeler. Ve son adım pratik. Ama önce kendimizle pratik yapıyoruz. Ardından normal pratiğe geçebiliyoruz. Evet, umarım bu teknikler sizin işinize de yarayacak. Çünkü normalde bu teknikler gerçekten çok verim sağlayan teknikler. Basit olmalarına bakmayın. Onları uygulayın, deneyin. Ve 2 hafta sonra, yani 1 hafta 2 hafta sonra verimini görmüş olursunuz, etkisini vermiş olursunuz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.